İspanya'dan Medine'ye bir kafile daha uğurlanacak. Nuri Doğan Turizm öncülüğünde 8 Kasım itibariyle kutsal topraklara ulaşmak için yola çıkılacak. Yolculuk öncesi yapılması gerekenler adaylara ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Nuri Doğan Turizm Hac ve Umre Sorumlusu İsmail Gümüş yolculukta yapılması gerekenleri sıraladı. İsteğinizi de, arzunuzu da, duanızı da Yakup gibi Allah'a arz edilecek yere gideceksiniz. Mübarek olsun inşallah. 290 kişilik kafilede her bir yolcu birbirinden heyecanlıydı. Mutluluk gözyaşları hiç durmadı. Çok heyecanlıyız. İlk defa gideceğiz Allah nasip ederse. Hanımla beraber. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Rabbim cümleye nasip etsin inşallah. Çok şükür yani mutluyuz, sevinçliyiz. Çok güzel bir şey yani. Allah herkese nasip etsin. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek ne demek ya? Biz dünyada niye yaşıyoruz? Bunların için yaşıyoruz. Çok memnunuz, mutluyuz. Allah bugünleri gösterdi. Rabbim inşallah dileği bizden herkese nasip etsin. Evet. Allah'ım herkesi bizlere tekrarını, gidemeyenlere de en kısa zamanda ilk defa gitmeyi nasip etsin inşallah. Duygularımızı tarif edemiyoruz ama gece de çok mutlu ve çok huzurluyuz. Ben de aynen çok mutluyum. İnşallah hayırlısıyla gidip geliriz. Bebeğimizle beraber zaten gidiyoruz. Sen nereye gidiyorsun? 8 Kasım'da Konya'dan Medine-i Münevvere'ye direkt uçuş yapılacak ve 4 gün Medine'de kalınacak. Daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye geçeceğiz Rabbim nasip ederse. Orada da Rabbimize misafir edeceğiz. Biz de onlara hizmet etme şerefine nail olacağız bu kardeşlerimize. Bugün onlar için bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Onların hem manen hem madden hazırlanmaları, ne yapmaları gerektiği hususunda bilgilerimizi paylaştık. Kutsal topraklara yolculuk Nuri Doğan Turizm rehberliğinde 20 gün sürecek. Kardeşlerimizden bizim istediğimiz tek şey şu, ibadete yoğunlaşsınlar, ibadetlerini yapsınlar. Onun dışındaki bütün hizmetleri bize bıraksınlar. Allah'ın Resulü benim selamımı aldık diyerek inşallah.